Yeni bir vlogtan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün vlog başlatmak istedim. Bugün evde bir kişi eksik. Leo'yu 10 gibi Emre tüylerinin kesilmesi için veterinere götürdü. 11.30 gibi işlem biter demişler. İşte o götürdü. 11.30 gibi ben alacağım. Birazdan abim gelecek beni almayı. Birlikte Leo'yu gideceğiz. Alacağız ve Leo ilk defa tıraş oluyor. Gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Onun adına birazcık üzülüyorum. Çünkü tipsiz olabilir. Daha sonra da annemlere geçeceğim. Öyle bugün de bir vlog başlatayım dedim. Gelecek olan kargolarım var. Eğer bugün ya da yarın gelirse zaten onları da vlogta gösteririm diye düşündüm. Ben bir açılışı yapayım, gerisi gelir diye düşündüm açıkçası. Bu arada Trendyol'dan sipariş ettiğim fon perdem geldi. Biliyorsunuz sadece benim yeşil fon perdelerim vardı. Burada da iki penceremiz olduğu için bir tane daha fon perde istemiştim. Ama fon perdeleri perdeciye gittiğinizde falan aşırı pahalı. 400 lira falan gibi bir fiyata aldım ben. Ama Trendyol'da bir sayfada baktım arkadaşlar. Şu şekilde fon perdesi. Bu tek kanat geldi. Bayağı bir büyük olarak geldi yani. Ben gittim bunu terziye ortadan ikiye ayırdım. Gördüğünüz gibi iki tane fon perdesi oldu. Bir de renkli olsun istedim. Hem bu yastık kılıflarıma falan uyar diye düşündüm. Yarın bu arada kontrolümüz var. EST'ye bağlanacağım. Sonra doktorla görüşeceğiz. Bakalım yarın için de çok heyecanlıyım. Zaman gitgide azalınca heyecanım daha da artıyor arkadaşlar. Leo'yu aldık arkadaşlar abimle şu anda. Birazcık sersem gibi. Evet annemlere gidince görüş. Leo. Leo. Kafasını niye kesmemişler? Kafasını kesmiyorlar, kuyruğunun ucunda. Orayı yalamaları gerekiyor ya. Şurasına ne olmuş? Hani orası, hayır. Evet. He? Gerizekalı kızın biri orayı taliye küçüktü. Aşıyı vurdu, yanlış mı vurdu bilmiyorum artık. Kabuk bağladı, koptu orası. Bir daha da orada tüy çıkmadı. Annem! Leo! Çok yakışıklı olmuş benim. Evet arkadaşlar ben eve bayağı bir oldu geleli. Şimdi hatta eve geldikten sonra uyumuşum. Bayağı güzel. Şimdi arkadaşlar kızartma yapacağım. Akşam için. Çok kötü çıkıyor ya. Canım o kadar çok böyle uyumak istiyor ki gün içinde. Yani beni bırakın sadece ve sadece uyuyayım. Yani yemek yemekten çok uykuyu sevdim ben hamileliğimde. Hatta abim benimle dalga geçiyor. Hamileliği uykuya tutturdun diyor. Evet. Hazır arkadaşlar. Çok acıktım. Şu Emre'nin, şu benim arkadaşlar. Ben böyle soslu falan sevmiyorum. Yoğurtlu sevdim. Herkese günaydın arkadaşlar. İkinci günden merhaba. Hastaneye gidiyoruz arkadaşlar. Nerede çekeceksiniz? Alo. Yanakları çokmuş şiş ya. O da suyun içinde yaşıyor. Sana benziyor. Yani biraz işte bu haftayı ev taşımayı da şuydu buydu şey geçmişti. Biraz daha... Bugün çok bir şey çekemedim arkadaşlar. Kendi hastane çantamı falan da hazırladım bugün. Bunun olmaz artık hazırda kalsın diye. İçine sadece birkaç bir şey ekleyeceğim. Şimdi bebişin dolabı geldi, oyuncak dolabı. Onun kurulumunu yapacağız. Malzemeleri gayet sağlam bir şekilde geldi elime. Ben bunu hepsi burada da aldım arkadaşlar. 250 TL üzeri alışverişte 50 lira indirim yapıyordu. Bu 224 liradan 200 liraya geldi. Yanında bir şey daha aldım 250'yi tamamlamak için. Neyse işte bu raylarını şu anda takıyor. Kurulumu kolay gibi duruyor bakalım. Arkadaşlar önce rayları takıyoruz. Evet. Raylar önemli. Ray takmadan başlamayalım.
Zaten şemada öyle yazıyor. Ben şemadan değil, ben kendim düşündüm. Şöyle bir anlatım kılavuzu var arkadaşlar. Ya bizim işimiz yok kılavuzla mı kılavuzla? Evet, ilk eline aldığında buna bak diyecek. Ben önce dedim ki acaba doğru yazmışlar mı, ona baktım. Yani başkalarını yanıltmasınlar diye, ben yoksa biliyorum. Arkadaşlar son iki sepet büyük olduğu için şu aralara atmıyorsunuz. Onları çıkartıyor. Gizli gizli şemaya bakıyor orada. Doğru yazmışlar mı? Yorumlarda şu sepetlerin çoğu bazı insanlara kırık olarak gitmiş. Merakla bekliyordum nasıl gelecek diye. Allah'tan düzgün geldi bizimkisi. Arkadaşlar en uzun vidaları alt ve üste takıyoruz. Gördüğünüz gibi kurulumu kolay. Yani tutmak gerekiyordu bir yer. Hayır, tamam. Sana ihtiyacım yok dedi. Benim sana her zaman ihtiyacım var. Ya. Şurayı sıkmadın ha. Seni denedim. Tartışamışsın diye seni denedim. Ayaklarını takıyoruz şimdi. Şu dört kenarını gibi. Evet. Bitti arkadaşlar. Sepetleri takılacak. Bir. Zor çıkardı. İki. Üç. Biliyordum. Şimdi çok vurma istersen ikiliyor arkası. 5. Vay, çok güzel. Yes. Bu iş bu kadar kuzum, hallettik yani, sıkıntı yok. Kaç dakika aldı? Kaç dakika? 12 dakika falan sürdü galiba. Sen de fark ettiysen 12, en fazla 13'tür. Vidaları toplarsın kuzum. Bu kadar arkadaşlar, basit işler bunlar ama tek başınıza kalkış. Kolyen sakalını. Kaç saattir böyle bu? Tek başınıza kalkışmayın arkadaşlar, evde tek başınıza denemeye kalkmayın. Altından kalkamayabilirsiniz. Evet, biraz zor, biraz yıpratıcı. İşten anlıyorsanız 12 dakikanızı alıyorum. 12 dakika. Şu şekilde. Ama işte biraz çekince çak diye düşüyor yani. Böyle bir sıkıntı var. Biraz az çekecek. Kuzey de azdan anlayacaktı. Bir çekecek lap yerde.
Evet, kuzeyin dolabı da bu şekilde arkadaşlar. Buraya 3 tane raf gelecek. Onlar geldikten sonra da işte bu koyduğum zıbınları falan raflara yerleştireceğim. Şu anda birazcık karışık durumdalar. İşte düzenleyeceğim düzenleyicilerle. Kıyafetleri de bu şekilde. Evet, burayı düzenledim. Şimdilik öylesine yaptım. Daha sonra yine değiştirebilirim tabii ki. Bu üstte bu şekilde paketli ürünleri koydum. Burada biberon, işte bakım ürünleri falan olacak. Hastane çantamızda kalan ürünleri de buraya yerleştireceğim sonra. Ve bu şekilde oyuncaklarını koydum. Daha şimdilik bu kadar var. Burada banyo ürünleri var. Banyo filesi, işte şampuanları, losyonu, bebek yağı, dezenfektan, banyo termometresi. Bu şekilde. Alt açma bezi ve bebek pamukları. Buraya böyle bayağı bolca şu şekilde bezlerini koydum. Bir numara olan. Buraya da ıslak mendillerini koydum. Bu şekilde bayağı bana da bir yer açıldı arkadaşlar. Çok güzel oldu. Burada bunu ablam yaptı. Daha doğrusu bu BİM'de satılıyormuş galiba, parça parça birleştirmesini siz yapıyormuşsunuz. Bunun videosu ablamın YouTube kanalında izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel içerikler üretim. Daha çok böyle geri dönüşümle ilgili videolar var. Şuraya adresini, kanalın adresini bırakıyorum. Fikir Bahçesi diye. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Özellikle benim kanalımdan geldiğinizi belirtirseniz de çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Anneciğim. Uykusu ağır bir bebek.